Evet, sabah ekranında beklenti raporunda piyasaları analiz edeceğiz. Sedat Epli ile beraber araştırma masamızdan kendisi stüdyo konuğumuz şu anda. Sedat, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydın Sabi Altınkaya. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. İstersen başlayalım. Evet. Şimdi rakamları analiz edelim. Borsadaki son durum, düşüş trendi. Evet, konuşmuştuk. Yine kar satışları devam etti. Bugünkü beklentiler ne yönde? Şöyle açıkçası, bildiğimiz gibi geçtiğimiz gün %6'yı aşan bir düşüşle Borsa İstanbul'u kapatmıştık. Ama dün biraz daha özellikle öğleden sonra akşama doğru kayıpları toparladığını ve pozitife geçtiğini Borsa İstanbul'un gördük ve 0,59'luk bir artış ile günü kapattı. Burada özellikle bankacılık endeksinin düşüşte ciddi anlamda devam ettiğini gördük. Endeksteki ve hisseler bazındaki ortalamaya baktığımız zaman %9,39'luk bir değer kaybı söz konusuyken holding endeksi tarafında %1,85'lik bir değer kazanımı mevcuttu. Yine en çok kazandıranlara baktığımız zaman %6,41 ile madencilik, yine çok en çok kaybettirenler tarafında ise bankacılık olduğunu görebiliyoruz. Burada özellikle ulusal endekslerin 62 tanesinin değer kazanırken sadece 9 tanesinin değer kaybettiğini görüyoruz. Ve buradaki bankacılığın aslında Borsa İstanbul üzerindeki hacmiyle, endeksiyle, ağırlığıyla beraber daha fazla belki pozitif gidecek bir endeksi frenlediğini söyleyebiliriz. Bu arada dün ben borsa endeksine şöyle bir inceledim. Onu görünce şunu gördüm. Bankalar kıpkırmızıydı. Evet. Ama diğer mesela bankacılık sektörü dışındaki sektörlerde yemyeşildi. Yani böyle komple bir kızarma yok. Yani evet. Kırmızılar düşüşleri, yeşiller yükselişleri temsil ettiği için böyle bir yeşiller ve kırmızıların böyle bir rekabeti de vardı. Bankacılık dediğimiz gibi negatifte seyrederken hizmet, sanayi, madencilik gibi bu anlamda endekslerin dünkü gün içindeki hareketlerde pozitife döndüğünü ve alımlı bir seyir yürüdüğünü hep beraber izledik. Evet. Hacimlere bakalım isterseniz. İlk 5 hacimde özellikle bunu aslında söyleyeceklerimizi de tasdikleyecek bir durum var. Evet. Kardemir'in burada hacim noktasında ön planda olduğunu görüyoruz. Yine Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Ereğli en çok işlem gören endeksteki hisseler arasındaydı. Burada 26,4 milyar TL'lik bir hacim söz konusuydu. Borsa İstanbul'un toplam hacmine baktığımız zaman 72,9 milyar liralık bir hacim gerçekleşti. Aslında burada hacmin ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Çünkü son %6'ya varan kayıplarda 138 milyar liralık bir hacimle rekor kırmıştı borsa. Aslında hemen hemen yarı yarıya işlem hacminin azaldığını görmekteyiz. Burada dediğimiz gibi BIST 100 endeksinin totalde 70 tane hissede bir değer kazanımı mevcutken sadece 30 tane hissenin değer kaybettiğini seyircilerimize hatırlatalım. Peki devam edelim. En çok kazananlar ve kaybedenler. En çok yükselenler ve düşenlere göz attığımızda Aselsan'ın burada en çok yükselen hisseler arasında tavan gittiğini görüyoruz bir anlaşma haber akışıyla beraber aslında. Yine burada Borusan'ın %9,99'luk bir artışı, gübre fabrikalarının ve Teknosa'nın yine bu anlamda en çok yükselenler arasında olduğunu görmekteyiz. Yine en çok kaybettiren hisselere baktığımız zaman burada özellikle bankacılık endeksindeki hisselerin ön planda olduğunu görüyoruz. İş Bankası, TSKB, Ziraat GEO ve Halkbank gibi hisselerin yine en çok düşenler arasında Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde yer aldı. Borsa İstanbul'un panoraması genel olarak bu şekildeydi. Ayrıca dün ve geçtiğimiz günlerde biliyorsun küresel petrol üretiminin Ağustos ayında arttığını gördük OPEC'in verilerinde. Hı hı. Buna bakalım isterseniz. Özellikle küresel petrol piyasasında baktığımızda 101 milyon 800 binlik bir artış olduğunu gördük. Burada OPEC'in payının biraz daha arttığını görüyoruz. Özellikle Rusya, Kazakistan gibi ülkelerde petrol üretimi ciddi anlamda azalmıştı. Burada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya gibi ülkelerin Ağustos ayında petrol üretimlerini arttırmasından kaynaklı biraz daha küresel piyasalardaki petrollerin dengelendiğini görebiliriz. Peki hangi ülkeler ne kadar üretimi arttırmış? Ona bakalım isterseniz. Yönetmenim Burçin diğer grafiği ekrana yansıtırsa burada Cezayir'in aslında 7000 varillik Temmuz ayına göre artışı olduğunu görüyoruz üretim bazında. Angola'nın yine 13.000 varillik bir artış söz konusuyken Kongo'nun 1.000 varillik burada bir azalış gösterdiğini, burada özellikle iki büyük petrol üreticisi İran ve Irak'ın aslında Temmuz-Ağustos aylarında bir yatay petrol üretimi gerçekleştirdiğini, Irak tarafında 1-2 milyon varillik bir artış olurken
İran tarafında ise 5000 varillik bir artış olduğunu görüyoruz. Diğer grafiğe geçelim isterseniz. Peki diğer bu artışlar grafikte neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor? Petrol fiyatlarındaki, üretimdeki bu artışlar neyi gösteriyor? Burada Sami Altınkaya, biraz önce de bahsettiğim gibi biliyorsun ki Rusya'da petrol üretiminde bir yavaşlama var. Yine bu Orta Asya'da bu mevcut. Diğer ülkelerde bir yavaşlama mevcut. Ama burada özellikle Libya'da biliyorsunuz ki Haziran-Temmuz aylarında ihracatı durdurmuştu. Libya çok fazla ihracat yapmıyordu petrol konusunda ve bu aslında küresel petrol fiyatlarında yükselmesine ana sebeplerinden biriydi. Burada Libya'nın ciddi anlamda Ağustos ayında ihracatın petrol arttırdığını görüyoruz. Hem ihracatı hem petrol üretimi arttırdığını. Bu arz artınca mı fiyatlarda düşüş meydana geldi? Tabii ki. Yani pek çok faktörü var. Bunun Çin'deki ekonomik yavaşlamadaki genel olarak Avrupa'daki petrolün talebin azalması falan. Evet, resesyon hikayesinin asıl petrol fiyatlarını baskıladığını görüyoruz. Ama doğal gaz fiyatlarının yüksek seyretmesi ise aslında petrol fiyatlarını hala güçlü bir seyirde tutuyor. Tabii. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü doğal gaz ile bu üretimi sağlayamadığınız için biraz daha petrole kayıyor büyük sanayi üreticileri. Talep artıyor petrole. Bunun da petrol üretiminin aslında bir nevi doğal gaz üretimine alternatifin olduğunu ve küresel piyasalarda fiyatlamanın da bu noktada belli bir yatay seyirde kaldığını, şu anda 93-90 bandında olduğunu Brent petrolünü de hatırlatalım. Ağustos ayında küresel petrol üretiminin arttığını görüyoruz. Evet, Libya tarafında özellikle bahsettiğimiz gibi Temmuz ayında günlük 697 bin varillik bir artış gerçekleşmişti. Burada Ağustos ayına baktığımız zaman 1 milyon 123 bin varile çıktığını görüyoruz. Burada dediğim gibi değişimin 426 bin varillik pozitif anlamda etkisi olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan burada önemli. 10 milyon 744 bin varilden 10 milyon 904 milyon varile çıktığını yine burada Biden'ın aslında Suudi Arabistan ziyaretinin de etkisi olduğunu düşünüyorum Ağustos ayında. Evet. Böyle bir talepte bulunmuştu Suudi Arabistan yönetiminden. Devam edelim. 12 milyon varile çıkması zaten hedefleniyordu. Burada totalde yani küresel piyasalarda Sami Altınkaya %100'e baktığımız zaman OPEC'in bu noktada %29,3'lük bir payı olduğunu Ağustos ayındaki petrol üretimi ve 35 milyon varillik bir üretim gerçekleştiğini hatırlatalım. Diğer %70? Diğer %70 diğer OPEC dışı ülkeler. İşte Amerika, OPEC artıyla beraber oluyor değil mi? Evet, Çin'le beraber. Tabii. Norveç, yani Rusya, diğer ülkelerin bu noktada içini kapsadığını hatırlatalım. Evet. Son olarak ekonomik takvimimize bakalım. Bugün önemli veri akışlarımız olacak. Türkiye'de özellikle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hem tarım üfe verileri gelecek, önemli olarak takip edeceğimiz yurt içinde. Hem de çokça konuştuğumuz, bu hafta fazlası konuştuk, konut fiyatları, konut satışları, istatistikleri gelecek Ağustos ayına ilişkin. Evet. Burada ne kadar ipotekli satış var, ne kadar ikinci el satış var, ne kadar yabancılar konut satın almış. Hepsini detaylı göreceğiz zaten. Büyük ihtimal cuma saatlerinde, sabah saatlerinde de detaylı analizini beraber seninle yaparız. Tabii, diye yarın yaparız onun analizini seninle beraber. Saat hemen bir saat sonra Türkiye Cumhuriyet Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Ağustos ayı bütçe dengesi açıklanacak. Daha önceki ayda Temmuz ayında 64 milyar liralık bir açık vermişti hazine. Bu noktada yine bu veri de takip edeceğimiz diğer önemli veriler arasında olacak. Saat 12'de Euro bölgesine ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanırken yine 14.30'da her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından para banka istatistikleri, menkul hükümet istatistikleri ve rezerv dağılımı verileri gelecek. Tabii. Bu da yine hem borsadaki... Buna yarın da bir bakalım detaylı geldikten sonra. Evet, bunun da yine cuma sabahı detaylı olarak bakacağızdır büyük ihtimalle. Yine kredi, ortalama piyasanın kredi verileri gelecek. Burada ticari kredilerde ciddi anlamda bir düşüş olduğunu görmüştük. %30'lara çıkan ticari kredilerin piyasa ortalamasının %21'lere kadar düştüğünü görmüştük. O da önemli bir veri olacak takip edeceğimiz. Burada öğleden sonra ABD tarafından güncel ekonomik aktiviteye ilgilendiren veriler gelecek. Sanayi üretimi ve perakende satışlar. Bu veriler özellikle hem enflasyonun hem de ekonomik aktivitenin ne durumda olduğunu dair bize ipuçları verecek diye hatırlatalım ABD tarafında. Ve son olarak her hafta olduğu gibi yine ABD'nin haftalık olarak işsizlik maaşı başvuruları yine ABD tarafındaki iş gücü durumunu bize ön izlenimi yaratacak diğer bir veri olacak. Genel olarak Perşembe günkü ekonomik takvimimiz de bu şekilde. Aslında yarınki analizleri ben merakla bekliyorum. Sedat Epli bize yine değerli bilgiler paylaştı, yorumlarda da bulundu. Yarın kendisiyle beraber özellikle yarınki veriler
hem konut sektöründeki açıklanacak veriler hem de diğer verileri analiz edeceğiz, inceleyeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Sedat Epli'ye. Ve şimdi Çağlar Toros'la piyasaları analiz etmeye devam edeceğiz. Sakın bir yer ayrılmayın efendim. Evet, Çağlar Toros, info yatırım stratejisti karşımda. Çağlar Bey, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın Sami Bey, sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'da tabii beklenen gerçekleşti. Yani bu bir sürpriz değildi. Tabii ki bankacılık hisseleri başta olmak üzere bir kar realizasyonu, kar amaçlı satışlar gerçekleştirilecekti. Dün böyle baktım, borsada bankalar kıpkırmızıydı. Diğer bankacılık dışı sektörlerde bir yemyeşildi. Yani bu kadar karlı, tabii ki bir nefes alacak. Uzun zamandır elinde hisse senedi tutan, bulunduran yatırımcıların da burada kar satışları yapması. Ama bir taraftan da bunlar yani yüksekken hisse satın alan vatandaşlarımız, yatırımcılarımız da var, küçük yatırımcılar da var. Yani böyle bir enteresan bir gün yaşadık. Devre kesiciler devreye girdi filan pazartesi günü. Böyle bir ortalık bir toz duman gibi olur oldu ama hep söylüyoruz yani bu bir nefes alma operasyonu aslında baktığınız zaman. Bir dinlenecek, soluklanacak, hep böyle sürekli istiyoruz ki biz dıgıdık 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 yükselelim. Böyle bir dünya yok. Bak Amerikan borsaları nasıl? Böyle mi? Değil. Yani bizdeki ayrışıyor zaten her anlamıyla. Yani Avrupa ile Amerika ile zaten ilgimiz yok çünkü bizde yabancı yok borsada. Yani onlardan etkilenmememiz çok doğal ama ne yapıyorsak yine kendi kendimizi yapıyoruz. Şu paniklemek ve tez canlılığımız bizi mahvediyor. Çağlar Bey ne dersiniz? Bu son pazartesiden beri yaşanan uzun bir konuşma oldu ama şimdi başka soru sormayacağım. Evet, çok güzel özetlediniz aslında. Yani 8 haftadır üst üste soluksuz diyebileceğimiz bir yükseliş trendi içerisinde olan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde hafta başından itibaren bir kar realizasyonları yaşandı ve yaşanmaya da dün itibariyle devam etti diyebiliriz. Ta ki gün sonundaki Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen üfe verilerinin açıklanmasına kadar. Şimdi bu denli sert yükselişlerin olduğu piyasalarda gelen kar realizasyonları aslında Borsa İstanbul tarafının daha sağlam adımlarla yukarı yönlü gidebilmesi adına bu durumu sağlıklı bulduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü siz de belirttiniz. Yani sert bir yükseliş var ve buradan gelecek düzeltmelerle birlikte biraz daha endeks soluklandı diyebiliriz. Çünkü bilanço döneminden itibaren küresel piyasalardan fazlasıyla pozitif ayrışan bir Borsa İstanbul tarafı vardı ve bu durumu aslında 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya savaş başlattığı tarihte de görmüştük. O dönemde bilanço döneminin etkisi, yani birinci çeyrek finansallarının etkisiyle birlikte global taraftan fazlasıyla pozitif ayrışan BIST endeksi tekrar ikinci çeyrek finansallarının etkisiyle bu denli Fed'in yaptığı faiz artırımlarıyla birlikte global tarafın baskılanmasını aslında çok fazla kale almadı ve biz yurt dışı dinamiklere bağlı olarak yükselmeye devam ettik. Evet, sert bir geri çekilme oldu aslında iki gün önce %6'ya nazaran bu sefer de global piyasalarda fazla negatif ayrıştık diyebiliriz ama bu bir soluk alma ya da sağlıklı realizasyon diyebiliriz buna. Bankacılık sektörü payları tarafına baktığımız zaman yani son iki ayda en çok kazandıran sektör grubu olarak bankacılık sektörü payları ön plana çıktı. Bu son iki günkü satışları göz önünde bulundurma ise %200'lük bir yükseliş trendi içerisinde yükselen bir bankacılık endeksi var. Hep belirtiyorduk yani burada koronavirüs pandemisinden itibaren bankacılık sektörüyle sanayi sektörü arasındaki spread çok fazla açılmıştı. Ve 2022 yılı içerisinde bu spreadin de bilanço döneminin etkisi kısmi yabancı ilgisi diyebiliriz. Çünkü piyasa takas yani takas oranlarına baktığımız zaman yani %30'lardan %35'lere kadar yükselen ve sonrasında %33'lere kadar geri çekilen bir
yabancı takas oranı var. Yani kısmi bir yabancı ilgisi bu aslında. Bankacılık sektörüne olan ilgi arttı. Rasyolara baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin rasyolarına biraz daha yaklaşan bir bankacılık endeksi vardı. Dolar bazında dolar tarafının yükselmesiyle birlikte geride kalan bir Borsa İstanbul tarafı vardı ve aslında tüm bu olayları birleştirdiğimiz zaman Borsa İstanbul tarafındaki yükselişte rekor kırmak aslında kaçınılmaz oldu. Çünkü enflasyonist bir ortamdayız ve risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması neticesinde yerli yatırımcı alternatifi olarak biraz da Borsa İstanbul tarafı arttı diyebiliriz. Çünkü gerek dolar tarafı, gerek euro tarafı, gerek altın tarafı, gerek sabit getiriler diyebileceğimiz mevduat faizleri, banka mevduat faizleri enflasyonun fazlasıyla altında kaldı. Bu yüzden burada tasarrufların azalması sonrasında yerli yatırım ilgisinde de alternatif getiri arayışı biraz daha Borsa İstanbul tarafına geçti diyebiliriz ve hem kısmi yabancı ilgisi, hem bilanço döneminin etkileri, hem yerli yatırım ilgisinin Borsa İstanbul tarafına kayması, enflasyon tarafında biliyorsunuz enflasyon rallisi daha önceki yıllarda da yaşamıştık. Yani fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısını da daha öncesinde Borsa İstanbul tarafı yaşamıştı. Tüm bunlar birleştiği zaman rekor üstüne rekor kıran bir borsa vardı. Bu iki gün içerisinde Amerika tarafından gelen TÜFE verisinin etkileriyle birlikte bir realizasyon yaşandı. Bir geri çekilme, bir düzeltme yaşandı. Sadece bizde değil, aslında Amerika piyasalarına baktığımız zaman iki gün öncesinde Mart 2020 tarihinden bu yana ki en sert geri çekilmeler yaşanmış. Bizde de Rusya-Ukrayna savaşının ardından biliyorsunuz Amerika tarafında bir TÜFE verisi açıklanmıştı Temmuz ayında. %8.6'lardan %9.1'lere kadar çıkmıştı Temmuz ayında. Son 41 yılın en yüksek enflasyon verisinin açıklanması ardından FED masada olmadığını söyledi. Bir faiz artırımına gitmişti ve global piyasalardaki satış baskısı o dönem bize de yansımıştı. Aslında benzer fiyatlamalar bunlar. Şimdi beklentinin üstünde gelen bir enflasyon verisi her ne kadar 8.5 seviyelerden Amerika tarafından 8.3'lere kadar geri çekilse de akaryakıt fiyatlarındaki geri çekilme bu sefer gıda ve barınma maliyetlerindeki artışla dengelendi ve beklentilerin üstünde gelen bir enflasyon verisi oldu. Diğer taraftan çekirdek tüfe. Geçtiğimiz ay %5.9 kalmıştı Amerika tarafında. Bu sefer beklentilerin de üstünde gelen bir çekirdek tüfe netkileriyle birlikte Fed'in faiz artırma 75 bas puanlık faiz artırımı hemen hemen anketler tarafında, beklentiler tarafında kesinleşirken artık 100 bas puanlık faiz artırımı da konuşulur hale geldi. Bu yüzden enflasyonist baskı, global taraftaki enflasyonist baskı, Euro bölgesi tarafındaki, Avrupa tarafındaki resesyon endişeleriyle de birleşmesiyle birlikte global taraftaki satış baskısı bize de yansıdı ve aslında kar realizasyonu yani sağlıklı kar realizasyonu diyebileceğimiz geri çekilmeden meydana geldi diyebiliriz. Peki bugün ve yarın mesela bu kar realizasyonları devam eder mi yoksa tekrar bir yükseliş trendine girer mi? Ne dersiniz? Aslında dün baktığımız zaman volatilite tekrar yüksekti ve volatilitenin yüksek olmasıyla birlikte geri çekilmeler de hızlı, diğer taraftan yükselişler de fazlasıyla hızlı oldu. Çünkü %1.5'lara, %2'lere kadar geri çekilen bir Borsa İstanbul tarafı vardı. Acaba tekrar 60 günlük hareketli ortalamayı test edecek miyiz? Biraz da soru işaretleri uyandırmıştı ama bu sefer de Amerika tarafından gelen üfe verisinin yani beklentilerin altında kalması hem global tarafı destekledi hem de bizi destekledi ve günü yaklaşık %0.60 oranında yükselişle birlikte 3445'li seviyelerden tamamlayan bir Borsa İstanbul tarafı vardı. Aslında bugün özelinde bakacak olursak BIOP akşam seansı normal seans kapanışının geçtiğimiz işlem gününde yaklaşık 10 puan aşağısında tamamladı. Ama sabah saatleri itibariyle baktığımız zaman Asya piyasalarında kısmi de olsa bir pozitiflik var. Amerika vadelilerinde de hemen hemen hafif alıcılı bir seyir var. O yüzden Borsa İstanbul tarafının en azından güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz diyebilirim. Burada destek direnç seviyeleri olarak 3500 seviyesi aslında psikolojik direnç seviyesi olarak şu an için ön plana çıkmış durumda. Geri çekilmelerde de 3320 seviyesini Borsa İstanbul tarafında, BIST endeksi tarafında yakından takip edeceğiz ama bir de şunu söylemeyi unuttum. Aslında dünkü borsa tarafından gelen uptick roll kuralı da biraz daha Borsa İstanbul tarafındaki geri çekilmeyi en azından önledi, baskıyı azalttı diyebiliriz. O yüzden buradaki uptick roll kuralı diğer taraftan Amerika tarafından gelen üfe verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte bu iki durum aslında birbirini destekledi ve günü pozitif tamamladık.
orta vadede bu yükseliş trendinin açıkçası devam etmesini bekliyoruz. Yani enflasyonist ortamdan kaynaklı olarak biraz daha getiri arayışının Borsa İstanbul tarafında yerli yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte devam etmesini bekliyoruz. Ama bugün özelinde tekrar bir yüksek volatilite görebiliriz. Çünkü hem global taraftaki endişeler, bizim yurt içi dinamiklere bağlı olarak gelişen haber akışlarının neticesinde yani volatilite yüksek kalmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Ama orta vadede yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz diyebilirim. Peki İş Bankası'nın özellikle enerji şirketi kurması ve bunun haberinin piyasada zaten banka gibi değil de bir holding gibi bir kuruluş şirket olduğu için İş Bankası, bunun mesela borsaya genel anlamda bir yükseliş trendi ya da bir moral olacağı, belki de hani bu kar satışlarından bir tarafa bu tarafa da, çünkü bu inişler aslında hisse senedi değiştirmek isteyen, yani yatırım yaptığı hisse senedinden mutlu olmayan ve bunun değişimini yapmak isteyenler için de bir fırsat aslında baktığın zaman. Ne dersin buna? Aslında evet, her hikaye ayrı bir fırsat doğuruyor ve siz de belirttiniz. Ben de bir medya haberinde okudum. İş Bankası tarafının bir enerji tarafında şirket planlaması yaptığına dair. Evet, yani kamuyu aydınlatma platformunda görmedim açıkçası bu açıklamayı. Olası bu açıklamanın olması durumunda tabii bu yapılacak açıklamayla birlikte bu fırsata çevrilebilir. Evet, holding gibi yönetiliyor. Yani siz de belirttiniz bunu. Ki şirketin iştirakleri tarafına baktığımız zaman sanayi tarafında da önemli bir şirketin grup şirketi ya da bağlı ortaklığı diyebilirim. Diğer taraftan bu denli enflasyonist ortamda gıda ve enerji fiyatlarını fazlasıyla konuştuğumuz bir dönemde bu denli gelebilecek bir enerji şirketi, yani algıya da bağlı tabii ki biraz, ama bu durumu şirket açısından olumlu etkileyebilir. Ama dediğim gibi, yani kamuoyu aydınlatma platformunda açıklamadan çok fazla da bir şey söyleyemiyorum. Diğer taraftan bunu aslında yatırımcıların da nasıl algılayacağı önemli. Hani algı konjektürde algılayamayabilirler. Çünkü bankacılık tarafında bu denli sert geri çekilmelerin olduğu bir dönemde bu denli sert geri çekilmelerin ve bankacılık tarafındaki satış baskısının devam ettiği bir dönemde olası bu haberin gelmesi durumu biraz daha havada da kalabilir. Ama orta ve uzun vadede baktığımız zaman bu haberin tabii ki önemi kat ve kat artıyor. Gerek bankanın karlılıkları açısından gerekse de yatırımcıların biraz daha güven tazelemesi ya da bu şirketlere olan güveninin artması açısından diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum Çağlar Toros. Gayet keyifli bilgiler verdin. Destek seviyesinin hakikaten 3350'lerde olması, hani kar satışlarının devam edebileceği ama bundan sonra da yeni zirvelerin olabileceğini buradan anlıyoruz ki borsa hikayeyi sever. Hikaye de biliyorsunuz borsayı sever. Borsa yükseliş trendini hikayelere bağlar. Evet, birazdan Manşet Ekonomi ile karşınızda olacağım. Manşet Ekonomi'de iki değerli konuğum var. Konuklarımdan Burak Köseoğlu, stüdyo konuğum, ekonomist, kendisiyle ekonomide manşeti atacağız. Günde erken manşet atacağız ve bir taraftan da Sibel Karabel, ASEAN Merkezi Müdürü bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de yine Manşet Ekonomi'de her iki değerli konuğumla da manşet atacağız. Evet, şu Azeri güreşçi Mamadov'un hakikaten bu görüntüleri, bu anları, bu anlarla beraber sizi baş başa bırakıyorum. Hakikaten çok güzel görüntüler bu görüntüler. Bu görüntüler Azerbaycanlı güreşçinin Ermeni rakibini nasıl havaya kaldırdığını ve pistte adeta onu bir gezintiye çıkardığını, bu gezintinin arkasından da nasıl bir salvoyla saha dışına attığını görüyorsunuz ve bunun arkasından 5 puanı ve arkasından da madalyayı nasıl aldığını görüyorsunuz. Bakın, çok enteresan. Benim hakikaten gerçekten gördüğüm en önemli sahnelerden biriydi. Bu sahneyle, bu görüntülerle sabah ekranının sonuna geldik. Şimdi Manşet Ekonomi ile karşınızda olacağız. Sakın bir yerlere ayrılmayın efendim.